Halka verdiği sözlerini yerine getirmeye ve inancı yaşamanın önündeki tüm engelleri kaldırmaya davet ediyoruz denildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın gelecek hafta Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini açıklamıştı. Ancak Erdoğan'ın ziyaret tarihi öne çekildi. Başbakan 25 Mayıs Cumartesi günü Reyhanlı'yı ziyaret edecek. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası yapacağını açıkladığı Reyhanlı ziyaretinin tarihi belli oldu. Başbakan Erdoğan 25 Mayıs Cumartesi günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesini ziyaret edecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Başbakan Erdoğan'ın gelecek hafta Perşembe günü Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gideceğini açıklamıştı. Ancak Erdoğan'ın ziyaret tarihi öne çekildi. Başbakanın Reyhanlı ziyareti 25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Öte yandan Başbakan Erdoğan, Eylül ayında G20 zirvesine katılmak üzere Rusya'ya gidecek. Erdoğan'ın zirvede ABD Başkanı Obama ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmesi bekleniyor. Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 5-9 Eylül tarihleri arasında Rusya'da olacak. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, sırf alkollü içki üzerine kurulu diziler var ve ben bu dizilerde başrollerde oynayanların sanat yaptıklarını değil, o içki reklamlarından ayrıca ücret aldıklarını düşünüyorum dedi. Kim içiyor, kim içmiyor ona karışmayacağız. Evet. Ama alkol elinizin altında bulunmayacak kardeşim. Gençlere satılmayacak. Yaşına bakılacak, bulunduğu şuna buna. Hepsinin kuralları var. Bütün dünyada kuralları var. Burası yol geçen hanı değil. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, TRT Türkçe katıldığı canlı yayında yeni alkol düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Meclisteki alkol satışına ilişkin düzenlemeleri içeren çalışmaya yönelik değerlendirmesi sorulan Arınç, bunu makul gördüğünü bildirdi. Bunun yeni bir itilaf konusu olmadığını, 2-3 sene evvel de böyle bir tartışma konusunun yaşandığını hatırlattı. Alkollü içki satışı yapılan yerlerde insanların rahatsız olmasına karşı bir takım tedbirleri bu toplumun selameti için alıyoruz. Bunları yasakçı bir zihniyet olarak da görmemek lazım. Dizileri de eleştiren Arınç, sırf alkollü içki üzerine kurulu diziler var ve ben bu dizilerde başrollerde oynayanların sanat yaptıklarını değil, o içki reklamlarından ayrıca ücret aldıklarını düşünüyorum dedi. Bir defa özendiriliyor. Yani alkollü içkilerin satışı, reklamı, bazı dizilerde herkesin gözüne soka soka bunların yapılması bir özenti olarak, özellikle genç nesillerde, dimağlarda, kız olsun erkek olsun adeta ona doğru bir yönelmeyi teşvik ediyor. CHP seçim taktiklerini yeniledi. Yeni taktiklere göre CHP'liler seçmene selamünaleyküm diyerek gidecek. Tavsiyeler arasında konuşmaya selamünaleyküm diyerek başlayın. Evden ayrılırken Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun ya da hayırlı günler gibi sözler yer aldı. CHP İzmir'de 10.500 sandıkta 3'er kişi görevlendirdi. İzmir'de 31.000 partiliyle ev ziyaretlerine başlayacak olan CHP'de iletişimin de kitabı yazıldı. CHP Parti İçi Eğitim Merkezi'nin hazırladığı Seçime Yönelik Sandık Çevresi Örgütlenmesi başlıklı 35 sayfalık kitapçıkta ev ziyaretlerinde iletişim kuralları anlatıldı. Kitapçıkta partililerin seçmeni ikna etmek için kullanacakları dil dikkat çekti. Partililerden konuşmaya selamun aleyküm diyerek başlamaları, evden ayrılırken de Allah'a ısmarladık, Allah'a emanet olun ya da hayırlı günler demeleri istendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 28 Şubat sürecine ilişkin hazırladığı iddianame Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Esen, Savcı Mustafa Bilgili tarafından tamamlanan 28 Şubat iddianamesini imzalayarak Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. İddianamede 103 sanık hakkında müebbet hapis cezası isteniyor. Mahkemenin de iddianameyi kabul için 15 günlük süresi bulunuyor. 27'si tutuklu 103 sanık hakkında hükümeti cebren devirmeye, düşürmeye iştirak suçundan hazırlanan ve müebbet istenen 1300 sayfalık iddianamede bir numaralı şüpheli dönemin Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı. Şüpheliler arasında 2. sırada dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir, 3. sırada ise dönemin Genelkurmay Genel Sekreteri Erol Özkaslak bulunuyor.
Değerli izleyenler, matbaası ve çalışma alanlarıyla Van'a modern bir basın kuruluşu kazandıran Van Olay Gazetesi'ne tebrik amaçlı getirilen çiçeklerden birinin içerisinden dinleme cihazı çıktı. Olayla ilgili bir açıklama yapan Van Olay Gazetesi imtiyaz sahibi Fikret Özkan, bu kabul edilebilecek bir olay değil, bu olayın yetkililer tarafından bir an önce ortaya çıkarılması gerekir ifadelerini kullandı. Van Valiliği Basın İlan Kurumu yetkilileri, Van'ın yerel gazete temsilcileri ve ulusal basından temsilcilerin katılımıyla 12 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen Van Olay Gazetesi'nin yeni tesislerinin açılışına tebrik amaçlı getirilen çiçeklerden birinin içerisinden dinleme cihazı çıktı. Van Olay Gazetesi imtiyaz sahibi ve aynı zamanda gazetenin genel yayın yönetmeni Fikret Özkan, olaya sert tepki göstererek Van Olay Gazetesi ailesi olarak kendilerini bu şekilde kanunsuzca dinleyenlerin topluma hizmet etmediklerini ve güven vermediklerini belirtti. Şeyin içerisine dinleme cihazı bırakarak bizleri illegal, kanun dışı ve utanmadan dinlemeye çalışan dinleyenleri hangi amaçla olursa olsun bunları kendilerine bir vazife olarak görüp böyle bir suça karışmış olması da işin doğrusu bizim kabul etmemiz mümkün değildir. Özkan yaşanan bu olayın kendilerince kabul edilemez olduğunu ifade etti ve sözlerini şöyle sürdürdü. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki başbakan bile dinlemek dinlemediğinden emin olamıyor. Yetkililere buradan çağrımız bu kanun dışı illegal olayın, bu menfur olayın faillerinin bir an önce bulunması ve bunun ortaya çıkarılmasıdır. Özkan ayrıca olayla ilgili olarak avukatlarının gerekli hukuki süreci başlatacaklarını ifade etti. Yani bu konuyla ilgili avukatlarımız gerekli hukuki tadilatı başlatmış ve bu noktada savcına suç duyurusunda bulunacaktır. Alkolle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklife göre alkollü içkilerin reklamı ve tanıtımı yapılmayacak. Ancak atılacak bu adımlar kamuoyu ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri tarafından yeterli bulunmadı. Tepkiler de gecikmedi. Yapılan değerlendirmelerde alkolle ve bağımlılıklarla mücadelede yetkililerin devrimsel adımlar atması gerektiğinin altı çizildi. Günlerde Bursa'da alkol kullanımının yol açtığı tahribatlarla ilgili olarak. Devlet, STK ve aile olarak topyekün alkolün üzerine gitmek lazım. Bu sözler Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan'a ait. Geçtiğimiz günlerde Bursa'da alkol seferberliği adı altında düzenlenen sempozyumda konuşan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, tüm STK'lara ve Yeşilay Cemiyeti'ne çağrıda bulunarak çocukları alkol bataklığından kurtarmak için büyük çaba sarf etmek gerektiğine vurgu yapmıştı. Çünkü biliyoruz ki birçok tıbbi olarak hastalığın nedeninin alkol olduğu ispatlanmış durumda. Bugün neredeyse 60'a yakın hastalığın temelinde alkol var. Diğer taraftan da aile içi şiddetten işte trafik kazalarının nedenlerine varıncaya kadar diğer taraftan sosyal bir sürü yaranın temelinde de maalesef alkol kullanımının olduğunu biliyoruz. Akan yapılan bu sempozyumu çok önemsediğini, Bursa ili olarak bunu onurlu bir davranış ve sosyal bir sorumluluk projesi olarak gördüğünü söyledi. Maalesef gençlerimizde ciddi bir yöneliş var. İki öğretim çağına kadar inmiş durumda bu kullanım alışkanlığı. Tabii bu konuda her şeyden önce ailelere ciddi iş düşüyor. Ailelerimiz bir defa çocuklarımızı bu konuda iyi eğitmeler lazım, bilinçlendirmeler lazım. Alkol laikliğin temeli mi sorusuyla açıklamalarda bulunan Sağlıkder Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Karakaş, alkole ve bağımlılıklarla mücadelede yetkililerin devrimsel adımlar atması gerektiğini söyledi. Alkollü sürücülere cana ve mala kast suçundan işlemler yapılması gerekir. Laikliğin zorunlu ders olarak okutulduğu Fransa'da bile alkol ile mücadele konusunda hiç ödün verilmeden çalışmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Oysa bizim ülkemizde, Türkiye'de alkolün yasaklanması belli saatlerde gündeme geldiğinde bile laiklik elden gidiyor naraları atılıyor. Genç nesiller için en büyük tehdidin alkollü içecek olduğunu belirten Bitlis İl Müftüsü İmran Kılıç ise böyle bir tehdide karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı. İçki gerçekten kötülüklerin arasıdır. Çünkü İnsan vücudunda tahribat yapıyor. Maddeten ve manen zarar. İnanca zarar, bedene zarar, akla zarar, düşünceye zarar. Ferdin bizzat
kendisine zarar vermekle kalmıyor, ferdin nesline bile sirayetle zarar veriyor. Aynı zamanda alkol yüzünden işlenen cinayetlerin, alkollü araç kullanmak neticesinde meydana gelen kazaların. Değerli izleyenler, hayırseverler ve muhtaç aileler arasında köprü olmaya devam eden Ümmet Der'le Umut Der Bitlis ve Diyarbakır'da birçok muhtaç aileye yardımda bulundu. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde faaliyette bulunan Ümmet Der yaptığı gıda yardımlarıyla ihtiyaç sahibi aileleri sevindirdi. Ümmet Der, hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan gıda paketlerini daha önce tespit edilen yardıma muhtaç 30 aileye ulaştırdı. Yardım faaliyetleri hakkında Ümmet Der Yardım Komisyonu Başkanı Mehmet Kerem Terim bilgi verdi. Şimdi biz derneğimiz daha önce 2006'dan beri çeşitli platformlar adı altında faaliyet gösteriyorduk. 2008'de biz Ümmet Der olarak faaliyete başladık. Bitlis'in Tatan ilçesinde faaliyet yürüten Umut Der, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 35 muhtaç aileye gıda yardımında bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Umut Der Başkanı Fesih Ulugöl, ilçemizdeki muhtaç aileleri tespit ediyoruz ve hayırseverlerden gelen yardımları onlara ulaştırıyoruz. Bu konuda köprü görevini görüyoruz açıklamasında bulundu. Batman Peygamber Sevdaları platformuna üye derneklerden Bilge Eğitim Derneği, Bilge Der tarafından Türkiye genelinde 84 merkezde pazar günü kutu doğum siyer sınavı düzenlenecek. 40 binden fazla kişinin kayıt yaptırdığı sınav iki kategoride yapılacak ve toplam 100 soru sorulacak. Peygamber Sevdaları platformuna üye derneklerden Bilge Eğitim Derneği tarafından Batman Merkezi olarak Türkiye genelinde 84 merkezde pazar günü kutlu doğum siyer sınavı düzenlenecek. Masalarda kitapçık kalmadı. Bilge Der Genel Sekreteri Ali Altun konuyla ilgili bilgi verdi, sınavın önemini anlattı. Toplumumuz peygamberine olan sevgisini, ona olan muhabbetini en güzel bir şekilde bütün dünyaya gösterdi. Şimdi 26 Mayıs'ta da bu sevgiyi daha da pekiştirmek, daha çok sevmek için, daha çok muhabbet beslemek için peygamberimizin tanımı adına kutlu doğum siyer sınavını düzenliyoruz. Peygamber Sevdalıları platformu olarak yıllardır ihlasla attıkları tüm adımların Allah'ın izniyle meyve verdiğini ifade eden Altun, sınavın Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ruhaniyetine uygun olarak geçmesi için tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda şeklinde konuştu. Şu ana kadar Türkiye genelinin 84 merkezinde kutlu doğum siyer sınavı tertiplemek, yapmak amacıyla bütün hazırlıklar büyük ekseriyetle tamamlanmış durumdadır. Binlerce kişinin sınava başvurduğunu vurgulayan Altun, kayıtlar 40 binin üzerine ulaştı. İki kategoride sınav yapılacak ve toplam 100 soru sorulacak. Kitaplar A ve B olmak üzere basıldı. Peygamber sevdalısı yüzlerce kardeşimiz sınavda görev almak için hazırdır ifadelerini kullandı. Sınavda dereceye girenlerin ödüllendirileceğini belirten Altun, şimdiden sınava girecek tüm kardeşlerimize başarılar diliyoruz. Rabbim hepsini muvaffak eylesin dedi. Rabbimizden temennimiz bu sınavların İslam ümmetine, toplumumuza özellikle özlemini çektiğimiz, hasretini çektiğimiz böyle Muhammed'i bir ahlakla yetişen bir neslin meydana gelmesi için bu tür sınavlar bir basamak olarak yer edilmesini, bir basamak olarak kabul edilmesini Cenab-ı Allah'tan biz temenni ediyoruz. PKK'nın 26 Haziran 1992 tarihinde 10 Müslümanı kurşuna dizerek katlettiği Susa Camii tadilata alındı. 1997 yılında korucuların köye yerleştirilmesiyle kaderine terk edilen caminin tadilatını katliamda yaşamını yitirenlerin yakınları yapıyor. PKK'nın 1992 yılında katliam yaptığı Susa Camii tadilata alındı.
Susa Camii'nin tadilatına başladıklarını ifade eden ve katliamda yaşamını yitiren Hüseyin Çetinkaya'nın yeğeni Fesih Çetinkaya, camiyi katliamın yıl dönümü olan 26 Haziran'a yetiştireceklerini söyledi. Katliamdan sonra devlet tarafından köylerine yerleştirilen korucular tarafından köylerinden çıkarıldı.